meşhur var mıdır, vacip midir? Tabii de orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kurban düşer? İslami mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, Ankara'dan Diyanet Televizyonu stüdyolarından Diyanet'e Soralım programıyla bir kez daha her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca buradayız. Dini anlamda merak edilen soruları kıymetli hocamız, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Sayın Nurettin Muhtar Acar'a yönelteceğiz ve kendisinden cevaplarını istirham edeceğiz. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılıp sorularınızı kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonu'na ulaşacaksınız. Kısa bir ön görüşmenin ardından da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Diyanete soralim @diyanet.gov.tr adresi üzerinden de mail yoluyla sorularınızı gönderebilirsiniz. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşlerinizi de bu adres üzerinden bize ulaştırmanız mümkün. Ve sosyal medya üzerinden soru göndermek isteyen, paylaşımlarımızı takip etmek arzusu taşıyan izleyicilerimiz Facebook ve Instagram üzerinden Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilirler. Özellikle bizi izlediği esnada aklına gelen soruları hemen iletmek isteyen izleyicilerimiz sosyal medya üzerinden bize yazabilir. Bendeniz de o soruları kıymetli hocama yayın içerisinde aktarmaya gayret ederim. Ekranlarda ilerleyen dakikalarda da yine telefon numaramız, mail adresimiz ve sosyal medya hesaplarımız zaman zaman olacaklar. İhtiyaca binaen tekrar faydalanmak isterseniz efendim bu hatırlatmayı da yapayım. Muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim, hal hatır soralım. Akabinde sorularınızı sormaya başlayacağım inşallah. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim Furkan Bey. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah çok şükür siz de iyisiniz. Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun. Afiyet versin. Hemen şöyle programın evvelinde bu soru sorulur dediğim bir soru var. İbrahim Bey diyor ki öncelikle dini mübini İslam'ı yaşama ve çevreme, eşime, dostuma, özellikle aile ifradıma yaşatma uygulama noktasında bir gayretim var. Ve bu gayreti Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun vermiş olduğu fetvalar doğrultusunda yapmaya çalışıyorum. Sonuçta hepimiz kuluz. Olur ya diyor, beşer olmamız hasebiyle hocalarımız da bir hata yaparsa, bizler de mukallit insanlar olduğumuzdan dolayı buraya itibar ediyoruz. Onların söyledikleri yanlış çıkarsa biz de mi sıkıntıya gireriz? Yoksa bizim açımızdan bir sıkıntı yok mu demiş. Ne dersiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Soru hakikaten sorumluluk gerektiren bir konuyu gündeme getirdiği için evet. Sorunun sahibini tebrik ediyorum. Değerli izleyicilerimizin şu husustan müsterih olmalarını ben istirham ederim. Hangi husustan hocam? Kendisine soru sorulan kişiye soru soran vatandaşımız hiç şüphesiz hocamızın kişisel kanaatini, konuyla ilgili kişisel değerlendirmesini değil, dinin bu konuda neyi söylediğini, hangi hükmü öngördüğünü merak ederek soruyor. Burada ekranların huzurunda veya camide, kürsüde kendisine soru tevcih edilen, yöneltilen hocalarımızın hepsinin bu vebalin bilincinde olduklarını ben biliyorum. Bu konuda aman buna da cevap vermiş olmayalım edasıyla gerçekten kaynağa dayalı bilgi olmaksızın kişisel değerlendirmelerini yapmadıklarını biliyorum. Ben kendi şahsım adına bunu söyleyeyim. Hakkında bilgi sahibi olmadığım, dinin bu konuda ne öngördüğüne dair daha önce bir araştırmam, incelemem olmayan konularla ilgili olarak çok rahat bunu bilmiyorum, bir araştıralım derim. Bu da çok önemli bir erdem aslında. Hocam çok önemli, zira seyircimizin orada çok ilginç bir yaklaşımı var. Sorumlusu kim bu işin? Biz hocalarımızın dediğini yapıyoruz. Hocalarımıza sorduk,
Hocalarımızın söylediklerine göre hareket ediyoruz. Dolayısıyla burada vebal kimin? Bizim Ehl-i Sünnet akaidinde mezhebul mukallidi mezhebu muftihi. Mukallidin, yani kendisi bizzat kaynaklardan hüküm çıkaracak durumda olmayan birisinin fetvasına, onun yönlendirmesine göre hareket eden kişinin mezhebi müftüsünün mezhebidir. Müftü ne derse, eğer isabet etmişse, hakikaten dinin bu konudaki hükmünü ortaya koymuş ise, evet, bundan dolayı hem fetva verenin de sevabı var hem de uygulayanın. Binaenaleyh biz olabildiğince demiyorum, bakın çok rahat bilmediğimiz konularda bunu bilmiyorum, bunu bir araştıralım demeliyiz. Ben böyle yapmaya gayret ediyorum. Eyvallah hocam. Seyircilerimiz bu açıdan müsterih olsunlar. Kişisel değerlendirmelerimiz televizyon ekranında Dinişleri Yüksek Kurulu üyesi bir hocamıza sorduk. Hocam bilmiyorum dedi. Bilmiyor isem bunu çok rahat söyleyebilirim. Biliyorum deyip vebale girmekten ise ben bu konuyu araştıralım. Allah razı olsun. Bakın benim soru olarak ya da sorun olarak görmediğim bir hususu siz araştırmam için bana bir fırsat vermiş oldunuz. Binaenaleyh izleyicilerimiz müsterih olsunlar. Dinin bu konuda ne dediğini, konuyla ilgili hükmün kaynağa dayalı olarak bilgisini aktarmanın ötesinde kişisel tercihlerimizi ya da kişisel değerlendirmelerimizi yapmayız, yapamayız. Bu vebale hiçbirimiz girmeyiz. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Merve Hanım'ın sizlere çok selamları var. Kendisi 3 aylık hamile olduğundan bahsetmiş ve devamında doktorların teşhisiyle çocuğun iç organlarının bazılarının dışarıda olduğu ve büyümenin de bu şekilde gerçekleşeceği, neticede de bazı sıkıntılar doğacağından bahsetmiş. Bir ameliyat olması gerekir ve bunu ameliyat yapacak doktor da yok diye de not düşmüş doktor. Uzunca bir soru, ben böyle özet geçiyorum. Doktorum alınması yönünde bir karar verdi. Böyle bir tavsiyede bulundu bize. Fakat dinimiz bu konuda ne der? Biz bunu çok merak ediyoruz demiş Merve Hanım. Ne dersiniz? Yani değerli Furkan Hocam, لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَمْرًا. Belki de Allah bir çıkış kapısı açacak. Bir başka ayette de وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim Allah'a karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket ederse Allah ona bir çıkış kapısı gösterecek. Hocam bu ayetleri niye okudunuz? Şunun için okudum. Dinimiz annenin hayati tehlikesi olması dışında cenine müdahale edilmesini ve alınmasını kesinlikle yasaklıyor. Bakın burası önemli. Annenin hayati tehlikesi, bu hamilelik devam ettiği müddetçe annenin hayati tehlikesi var. Hatta yoğun bakıma alındı anne. Anneyi kaybedeceğiz. Veya kalıcı bir hasar kalacak. Eğer böyleyse ancak buna müdahale edilir. Hele hele. İleriye yönelik muhtemel bir takım risklerden söz edilerek, bununla ilgili çok ilginç anılarım da var fakat burada onları anlatmayacağım. Şu kadarını söyleyeyim. Annenin hayati riski yok ise, ileride olabilecek muhtemel bir takım problemlerden dolayı ya da ceninin özürlü olması, Allah kimseyi böyle bir şeyle imtihan etmesin ama... Engelli de olabilir bir insan tabii. Bakın, bu şu cümlemi mutlaka kaydetsin değerli izleyicilerimiz. Engellilerin yaşam hakkı yok mu? Engelli olan insan engelli olması hasebiyle bunun bedelini hayatıyla mı ödemelidir? Ya da bu faturayı ona mı kesmeliyiz? Bu soruların cevabını hiç kimse veremez. Dolayısıyla engelli olabileceği muhtemel ileride şöyle şöyle sıkıntılarla yaşayacaksınız. Belki de senin cennet kapın o yavru. Belki de Cenab-ı Hak sana söyledikleri muhtemel risklerin hiçbirisini sana yaşatmayacak.
sen de bilinçli olarak bir bireyi, bir canlıyı canlı canlı kendi karnında öldürtmemiş olacaksın. Bu açıdan meseleye bakın. Engellinin de yaşama hakkı var. Olabilir. Allah kimsenin başına böyle bir imtihan vermesin. Bu önemli bir imtihandır. Ama özürlü diye, engelli diye, doğumdan sonra şu 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 risklerle karşılaşacaksınız denilenlerin Allah her şeye kadir. Allah eğer bunu takdir etmişse ben Cenab-ı Hakk'ın bu takdirine razıyım diyen anılarım var dediğim hakikaten bunlarla ilgili. Yani olumlu sonuçlananlar da var değil mi hocam? Neticede çocuk dünyaya geliyor. Bakın kısa bir tanesini söyleyeyim. Spastik özürlü olacak. Bu çocuk tabirimi hoş görsün lütfen. Ben vatandaşın söylediğini naklediyorum. Başınıza dert olur. Çok uğraşırsınız. Ben bir akşam teravih vaazında hayat hakkı ve onun dokunulmazlığı konusunu anlatıyordum İstanbul'da. Cerrahpaşa'da, Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nde. Yer de söyleyeyim. Eyvallah. Namazdan sonra, bu konuları anlattım namazdan sonra. Vatandaş, hocam Allah sizden razı olsun dedi. Benim şu bisiklete biniyor bir çocuk da orada geziyor. Bu yavrumla ilgili olarak bu şöyle şöyle olur dediler. Hastane süreciyle ilgili anlatılacak çok şey var. Çünkü bu doğum sonlandırmayla ilgili ciddi bu kürtaj meselesi var ya. Canlı canlı doğramak gibi bir şeydir. Allah muhafaza buyursun. Biz o dönemde Allah bize bir evlat vermiş, engelli olması onun öldürülmesini gerektirmiyor diye düşündük ve bu çocuk o çocuk dedi. Allah'a çok şükür sağlıklı koşuyor, oynuyor, bisiklet biniyor. Elhamdülillah. Binaenaleyh. Bu örnekler de var yani, bunu var, unutmamak var, lazım. Var. Peki inşallah Merve Hanım ve bu durumda olan diğer izleyicilerimiz için bir çıkış yolu olmuştur hocamızın cevabı. Sağlıkla, afiyetle kucağınıza almak nasip olsun size ve milletimize, din-i mübin İslam'a da göz aydınlığı bir birey olması niyazıyla. Amin. Ankara'dan Zeki Bey hattımızda. Zeki Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Zeki Bey televizyonun sesini kapatmanızı isteyeceğim efendim. Tamam hocam. Evet buyursunlar. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Amin. Ben şöyle bir soru soracağım hocam. Buyurun. Alo. Dinliyorum sizi. Buyurun. Ben sizin ama sizin sesinizi televizyonda duyamıyoruz biz. Şimdi Zeki abi sen soruyu sorduktan sonra telefonu kapatınca televizyon sesini aç. Tamam hocam. Tamam. Şimdi 2005'te biz babamla Ümre'ye gittik. Ne güzel. 2006'da da tekrar gitmeyi düşündük. Babam dedi ki ben oğlum gidemeyeceğim. Ondan sonra ben yalnız gittim. Bizim hanıma demiş ki ben hastayım ne olur ne olmaz ben ölürsem sakın oradan gelmeye kalkmayın demiş. Biz gittik ve hafta sonra babam bu Ankara'da öldü. Allah rahmet eylesin. Sorumuz ise şu. Bu orada Kabe'de, burada Ankara'da cenazesi kalkarken orada da Kabe'de kıyabına cenaze namazı kıldık bizim hocalarımızdan büyük bir kalabalığıyla. Bu orada kılınan namazın babama ne kadar faydası olur onu öğrenmek istedim hocam ya. Peki. Soralım Zeki abi. Cenab-ı Allah cennetiyle, cemaliyle şereflendirsin. Ümit ederiz ki cennette kavuşacaksınız. Ankara'ya selam olsun. Hayırlı, bereketli akşamlar. Yani baba demek ki içine mi doğmuş artık? O hali hissetti mi? Ne oldu? Oğlu gitmiş. Kendisi vefat etmiş. Bir gıyabi cenaze namazı kılınabilir miydi? Kılmışlar zaten. Allah kabul etsin. İki, tabii yeryüzündeki en kıymetli mekan Kabe-i Muazzama'da bir evladın babasına olan duası, salih bir evladın herhalde bunun da kıymeti vardır hocam. Mutlaka. Allah rahmet eylesin inşallah cümle amin geçmişlerimize. Amin. Bir cenaze için yaptığımız vazifeleri imamlık yaptığımız dönemlerde değerli meslektaşlarımız da hala aynı ifadeyi kullanırlar. En son insani ve İslami vazifemizi yaparız. Dolayısıyla cenazenin hazırlanması, cenaze namazının kılınması, orada bulunan cemaatin onun bağışlanması için dua etmesi, hüsnü şehadette bulunması Cenab-ı Hak katında makbuldür. Şüphesiz değerli kardeşimizin babası için
vefat ettiği yerde cenaze işlemleri yapıldı. Gıyabi cenaze namazı da kılınır mı? Kılınabilir. Cenab-ı Hak Kabe'de, Beytullah'ta, vahyin indiği yerde böyle bir şey, böyle bir dua, sonuçta cenaze namazı duadır. Tabii. Vefat eden kişinin bağışlanması için Cenab-ı Hak'tan bağışlanma talebinde bulunmaktır. İnşallah bu samimi duaları o vahyin indiği yerde Cenab-ı Hak reddetmeyecek, affedip bağışlayacaktır. İyi bir şey yaptıklarını söyleyebilirim. Allah kabul etsin, mekanı cennet olsun. Mersin'den bir telefonumuz var efendim. Ümit Bey hattımızdaymış. Alo. Alo. Hoş geldiniz Ümit Bey. Hoş bulduk. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Öncelikle böyle bir program yaptığınız için gerçekten çok teşekkürler. Allah razı olsun. Bilinizle bizi ışık tutuyorsunuz. Sağ olun efendim. Biz teşekkür ederiz. Hocam benim bir sorum olacak. Doğal olarak bazılarımız kırsalda, bazılarımız şehirde yaşıyor. Ben de şehirde, metropolde yaşayan birisi olarak kurban alıp böyle kendim besleme imkanım yok. Kurbanlıkçıya gittim, ayakta küçük baş bir kurbana anlaştım. Evet. Paranın da belli bir miktarını verdim. Belli bir kalan kısmını da bayramın birinci günü kısmet olursa kestiğimizde hayvanınızın etini aldığınızda çok affedersiniz parasını vermek üzere anlaştık. Tamam. Kurban süresince yani benim kaporayı verdikten bayramın birinci gününe kadar olan kısımda eğer hayvan eceliyle ölürse dinin her iki tarafında hükümleri nelerdir, sorumluluklarımız nelerdir? Bir şey soralım. Hocam bir şey soracak size Ümit Bey. Evet, buyurun hocam. İyi akşamlar Ümit Bey. İyi akşamlar hocam. Hayvanı kurbanlık olarak kesmeyi düşündüğünüz hayvanı belirlediniz ve bedelin bir kısmını da satıcıya verdiniz. Doğru mu anladım? Evet. Kapora olarak bir kısmını 1/3'ünü verdim. 2/3'ü kaldı. Anladım. Hayvanı daha sonra emanet olarak bayram günü gelip alıp evet. keseriz diye bıraktınız. Evet, alacağız dedik. Karşı tarafta bayram günü birinci gün keser, teslim ederim dedi. Ama bu süreç içerisinde hayvan eceliyle öldü. Ama biz pazarlık yaparken işte... Ölürse şöyle olur, sen yüklenirsin, ölmezse ben kabul ederim gibi bir şey konuşmadık. Hani hayatın normal akışı içerisinde bir şey alırken onu kesmek niyetiyle ben aldığım için süreç böyle işledi. Peki, ama, anladım. Soralım Ümit Bey, bakalım hocam ne diyecek. Teşekkür ediyoruz, Mersin'e çok selam ederiz efendim. Dua bekleriz sizden de, hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam? Şimdi bir akitte tarafların akde konu olan kurban özelinde söyleyelim. Kurbanlık hayvanı belirlemişler. Bu hayvanı şu fiyata, şu kadar bedel karşılığında biz kurbanlık olarak alıyoruz. Hatta bu konudaki kararlılığımızın bir göstergesi olarak bedelin bir kısmını da verdik satıcıya. Fakat hayvanı evimizde, şehirde hepimiz kırsalda yaşamıyoruz dedi. Şehirde bunu bağlayıp bakabileceğimiz bir yer olmadığı için satıcının yanında bıraktık. Hayvan da beyefendinin ifadesi diyor ki eceliyle öldü. Yani bir ihmal falan yok. Oraya temas edeceğim. Bu durumda kişinin yani satıcının yani yanına emanet bırakılan kişinin şu üç madde önemli Furkan Hocam. Kasıt, kusur, ihmal. Hayvanın bakımı ve korunması ile ilgili bir ihmali, bir kusuru ya da bir kastı var mı? Varsa bu konuda emanet olan malı koruma konusunda ihmali, kastı, kusuru olduğu için hayvanın bedelini tazmin eder. Kim? Satan vatandaş. Parasını tamamen vermişlerse. Hayır. Beyefendinin ifadesiyle satıcının bir kastı kusuru ya da ihmalinden söz etmiyor, hayvan eceliyle öldü. Bu durumda müşterinin malı telef olmuştur. Dolayısıyla satıcıdan bu konuyla ilgili olarak herhangi bir tazminat isteme hakkı yoktur. Hatta kalan bedeli de ödemelidir. Peki Ümit Bey diyelim ki böyle bir şey başına geldi.
Kurban Bayramı günleri içerisinde olduğu için yeniden kurban alıp kesmesi gerekir mi? Eğer maddi imkanı yerindeyse, bu da tamamlayıcı soru, önemliydi. Maddi imkanı yerindeyse ayrıca bir kurban alıp kesmesi gerekir. Hayır, zaten bunu ucu ucuna denkleştirerek almaya çalışmıştık. Maddi imkanlarımız elverişli değilse Allah kabul etsin deriz. Peki efendim. Sevim Hanım'ın selamları var. Bir sosyal medya sorusu, diyor ki kurbanda da hilal görünmesiyle alakalı bir durum söz konusu mu? Hilal görünmezse kurban ikinci gün kesildirmiş diyorlar. Böyle yapanlar da var. Hocamıza sormak istedik demiş. Ya böyle bir şey yok üstadım ya. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuyla ilgili hadisi, dini günlerin tespiti noktasında Ramazan'a başlangıç, oruca başlangıçla ilgili böyle bir hadis var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, İnne ümmetün ümmiyetün la nektubu ve la nehsubu. Biz ümmi bir topluluğuz. Hesap kitap işi de bilmeyiz, yazı da bilmeyiz. Fesumu li ru'yetihi ve aftiru li ru'yetihi. Öyleyse hilali gördüğünüz zaman Ramazan'a, oruca başlayın. Yine tekrar yeni ayın, öbür ayın hilalini gördüğünüz zaman da orucu tamamlayın, bayram edin. Bu Ramazan'la ilgili var. Kurban Bayramı ile ilgili olarak böyle bir hadis ben bilmiyorum. Hilal Çünkü görülmesi, onun günü belli değil mi hocam? Hilal görülmesi gerekir diye sonuçta Zilhicce'nin başlangıcı o kadar hassas tespit ediliyor ki Furkan hocam. Hacda bir dönem irşat ve fetva ekibinde bulunduğum dönemde Suudi Arabistan makamları Zilhicce'nin başlangıcıyla ilgili olarak, yani Arafat Vakfesi de o gün onun içerisinde, Zilhicce'nin 9'unda onun başlangıcını hassas tespit etmeye çalışır ve yemek falan verirler. Sokaklar kapatılır, caddelerde herkese yemek ikram ederler. Niye anlattım bunu hocam? Şunun için anlattım. Zilhicce'nin başlangıcıyla ilgili hilalin görülmesi gerekir. Zilhicce'nin başlangıcında kurban kesmiyoruz ki biz. Kurban Bayramı'nda kesiyoruz. Kurban Bayramı ne zaman? Zilhicce'nin 10'u. Yani 8'inde Arafat intikalleri başlar, 9'u Arefe günüdür. Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban kesilir. Ne demek? 10 gün önce bu ay başlamış, hangi hilalin görülmesinden söz ediliyor ki? Böyle bir şeyin olmadığını kesin ve net olarak ifade etmek isterim. Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. Antalya'dan bir telefonumuz var. Özcan Bey hattımızda. Alo. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı Aleyküm akşamlar. Selam. Hayırlı akşamlar. Öncelikle hocam böyle bir yayın düzenlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Bu yayınınızı izlememede kayınvalidem vesile oldu. Ne güzel. Gülen soğuktu. Allah razı olsun ondan da. Çok selamlarımızı iletin. İletiyorum hocam. Benim sorum, babam, biz yani elimizden bir evlat olarak fazlasıyla ne geliyorsa maddi manevi destek olduğumuz halde 9 kardeşiz biz. 9 kardeşin hanesinde de sıkıntı var hocam. Biz hani bedduaya hak edecek bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz. Maddi manevi, kendisi biraz alkol bağımlısı, beyin kanaması geçirdi, alkollü düştü. Geçen sene yine ölümden döndü. Her yere şu anda beni eleştiriyor, kötü konuşuyor arkamdan. Evini, her şeyini tuttuğum halde hocam. Beddua diyor bize. Hocam, babamın bedduası bize geçerli olur mu sizce? Eyvallah. Soralım Özcan Bey. Bakalım hocam ne diyecek? Babacığınız başta olmak üzere bütün kardeşlerimizi içki belasından, kumar belasından, haram belaların tamamından Rabbimiz korusun, kurtarsın onları. Bakalım hocam ne diyecek? Kayınvalidenize de tekraren selam iletiyorum. Hayırlı akşamlar, Antalya'da selam olsun. Şimdi anladığım kadarıyla Özcan Bey aslında şunu demek istiyor. Hocam, biz evlat olarak elimizden gelen ve gelmesi gereken bütün görevleri yerine getiriyoruz. Bu anlamda kendimizden eminiz. Soru şu, hak edilmeyen bazı durumlar bize söyleniyorsa, yani hak etmediğimiz beddualar yapılıyorsa, baba yaptığı için tutma ihtimali var mı dedi.
Cenab-ı Hak evladın anne babasına karşı ödevleriyle ilgili olarak onlara iyi ve güzel sözler söylemelerini, onlara iyi davranmalarını, onlara öf bile dememelerini ayette ifade ediyor. Dolayısıyla Özcan Bey kardeşimizin de annesine, babasına, babasından söz ediyor. Bir evlat olarak üzerimize düşen ödevleri, görevleri yerine getiriyor isek, dinimizin bir evlat olarak bizden anne babamıza sergilememizi istediği iyi ve güzel davranışları sergiliyor. Kur'an'ın ifadesiyle ve sahibuhuma fid dünya ma'rufa, dünya hayatı itibariyle onlara iyi bir evlat olarak vazifemizi yapıyor isek, zaman zaman bir takım öfkeli halleri olur ve öfkeli hallerinde ağzından çıkan bir takım beddualar da olur ise Cenab-ı Hak her şeyi görüyor. Usulsüz, haksız, evladın kendisiyle ilgilenmiyor, bakmıyor, ödevlerini, evlat olarak görevlerini yerine getirmiyor olmasından kaynaklanmayan ama babanın söylediği, yaptığı bedduaları Cenab-ı Hak öyle inanıyoruz, ümit ediyoruz ki bunları icra safhasına koymaz, bunları icra etmez. Eyvallah hocam. Kevser Hanım'ın selamları var hocam. Diyor ki bankanın vermiş olduğu promosyonu alsak, askere giden bir delikanlının cebine harçlık olarak koysak veyahut da bayramı olan şey, düğün, bayram dedim, düğün yapan birine düğün hediyesi olarak takdim etsek bu promosyonu caiz midir, olur mu? Böyle bir şey yapsak ne dersiniz demiş. Yani Din İşleri Yüksek Kurulumuzun promosyonla ilgili fetvası halka açık olarak da var. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sayfasında bunu görebilirler. Bu çerçevede kardeşimiz eğer ihtiyaç sahibi değilse, ki kendisinin ihtiyaç sahibi olmadığını anlıyorum ben ifadelerinden. Çünkü bu bedeli ben askere giden birisine harçlık olarak versem veya düğünü olan birisinin işte bir takım ihtiyaçları için işte ona hediye etsem, sonuç itibariyle kesenize girmesin fakir, fukara, ihtiyaç sahibi bir başkasına bunu veriyor olmanız ve bundan dolayı da ecriniz, mükafatınız yok, onu da bilmiş olun. Çünkü bu para sizin değildi ihtiyaç sahibi olmadığınız için. Yapılabilir mi? İhtiyaç sahibi değilseniz bunu cebinize koymayın, cüzdanınıza koymayın. Fakir, fukara, ihtiyaç sahibi olan insanlara verin, dağıtın diye tavsiye ediyoruz. Peki siz bunu böyle söylediniz ama ben biraz bu işin eşeliyim mi diyeyim hocam? Böyle biraz işi karıştırmak istiyorum. Şimdi hani düğünde takılan altın veyahut da bebek görmesi de demiş mesela. Genelde toplumda insanlar düğünlere giderler. Ya daha önce size geldikleri için gidersiniz veyahut da size gelmelerini beklediğiniz insanlara gidersiniz. Yani her ne kadar böyle olmasa da, yazılı bir kural olmasa da böyle yani. Herkes böyle. Benim düğünüme geldi, ben de ona gideyim diyor. Anladım. Ya da diyor ki o bana gelmedi, ben ona niye gideyim? Anladım neyi sormak istediğinizi. Şimdi ben ona bu promosyon parasını verdim düğünde hediye olarak. Altın olarak veya TL olarak. Veyahut da çocuğuna hediye bıraktım. O para bana dönerse veyahut da daha önceden bana taktıkları için ben onlara götürüp iadeyi ziyaret gibi yapıyorsam bu kişiye bir menfaat sağlar mı? Dolayısıyla sıkıntı olur mu? Bakın, kişi sahip olduğu mülkiyetinde olan bir şeyi bir başkasına hediye edebilir. Öyle değil mi? Ben diyorum ki bunu kesenize koymayın, cüzdanınıza koymayın, bu sizin değil. Sizin bundan hangi usulle olursa olsun yararlanmanız uygun değil. En basit ifadesiyle şüpheli bir gelir olup bunu kamu yararına, fakir, fukara, ihtiyaç sahibi insanlara verin. Fetvamız bu. Peki ben bunu düğünde çeyrek olarak götürsem, işte taksam, sonuçta sizi hediye etmeniz gereken, siz vermeyi düşündüğünüz bir şeyi cebinizden ödemediniz. Bundan dolaylı olarak kendiniz yararlanıyorsunuz. Tekrar başa dönelim.
İhtiyaç sahibi değilseniz hiçbir usulde bunu kesenize koyup, cüzdanınıza koyup bundan bir şekilde dolaylı olarak da menfaati size dönecek tarzda yararlanmanız caiz değil. Caiz değil. Eyvallah. Caiz değil. Peki hocam, daha iyi anlaşıldığı kanaatindeyim. Ordu'ya gidiyoruz. Zekeriya Bey hattımızda. Alo. Selamünaleyküm değerli hocalar. Ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Aynı yayında. Hocam kurban ve vekalet ile ilgili sorum olacaktı da. Buyurun, buyurun. Ben kurbanımı Allah nasip ederse yurt dışında vekaletle kesilmeye düşünüyorum bu sene ilk defa da. İnşallah. Ya şu konuda biraz tereddütlerim var. Yani kafamda soru işaretleri var. Yani kurban bedelini yani hesaba yatırmakla iş bitiyor mu? Bu hayvan belli değil. Yani hissedarlar belli değil. Hayvanın kendisi belli değil. Yani vekaleti kime nasıl verilecek? Yani hayvan belli olmadığı halde bir de fiyatı sabit. İşte şu kadar bedel değilmez. O bedel hayvana denk düşer düşmez. Yani bunlar bir sıkıntı oluşturuyor mu dini açıdan? Onu merak ediyordum. Allah senden bir razı olsun Zekeriya abi. Yani güzel bir soru sordun. Bir de bu kurban yani orada kesiliyor. Yani bir ücret de tabii ki tavuk eder, kasap ücreti. Bu ücreti kim nasıl karşılamaktadır? Bu konuda hocam yani ayrıntı bilgi verirseniz. Peki soralım. Bakalım hocam ne diyecek. Ordu'ya selam ediyoruz. Bu soru için de hasreten teşekkür ediyorum. Çünkü yaklaşan Kurban Bayramı günlerinde hakikaten vekalet yoluyla kurbanla alakalı çok soru geliyor burada. Bu biraz daha kapsayıcı bir soru. Bu yılda ilk defa yapacakmış Zekeriya Bey. Ümit ederiz ki tabii biz Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yaptığı çalışmaları bildiğimiz için bu vereceğimiz cevaplar öyle zannediyorum ki sadece Türkiye Diyanet Vakfı'nı kapsar. Dikkat edilen şeyler nelerdir hocam? Gidip bugün bir mobil bankacılıktan mesela Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bedeli yatırdık yurt içi veya yurt dışı. Bu bir vekalet kabul edilir mi? Daha sonra da işte kurbanın diğer hissedarları belli değil. Bu bizim için bir sıkıntı oluşturur mu? Hayvan belli değil. Şöyle genel bir cevap versek hocam. İfade etmeye, arz etmeye çalışayım. Şimdi bu ibadeti kişi kendisi yapabileceği gibi kişi adına bir başkası da yapabilir. Kişi adına bu ibadeti icra edecek olan kişiye vekil diyoruz. Vekilin müvekkili adına bu işi yapabiliyor olması, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dinimiz bu ibadetlerde kişinin bir başkasına vekalet vermek suretiyle bu ibadeti yerine getirmesine izin vermiş. Dolayısıyla ben diğer kuruluşlar veya STK'lar özelinde bir şey söyleyemem, incelemediğim bir konuyla alakalı bir şey söylemem uygun değil. Bildiğim, incelediğim detayları konusunda sorulacak olanlara rahatlıkla cevap verebileceğim Türkiye Diyanet Vakfı'nın uygulamasını baz alarak söylüyorum ki sizin mobil uygulama üzerinden veya internet üzerinden ilgili kuruluşun yurt dışı, yurt içi kurban bağış bedeli ile ilgili olarak zaten onu size soruyor. Yurt içi mi yurt dışı mı? Evet. Yurt dışı kurban bağışı. Bağış diyorsunuz, bir sekme daha açılıyor. Kurban bağışı. Yurt içi yurt dışı. Yurt dışı kurban bağışı dediğiniz zaman size yurt dışı kurban bağış bedeli ile ilgili rakam çıkıyor. Onayla diyorsunuz mobil uygulamadan yaptığınız zaman. Hocam bunları niye anlatıyorsun? Bütün bu işlemler vakıf diyor ki kardeşim, Müslüman kardeşim ben senin adına bu işlemi vekilin olarak icra edebilirim. O sayfanın varlığı, o linkin varlığı bütün bunlar bunu ifade ediyor. Ben de oraya tıkladığımda ben dahi sizin benim adıma bu işi yapmanıza sizi vekil tayin ediyorum. Parasını da gönderdim, yatırmış oldum. Benim adıma yaparlar mı? Yaparlar. Hocam hayvan belli değil. Hayvanı vekil belirleyecek. Vekil sizin adınıza. Yurt içindeyse, yurt içinde sizin gibi aynı durumda olan 7 kişiyi bir hayvanda hissedar olarak belirleyecek. Ve bunların listeleri tespit ediliyor. Bak bildiğim için söylüyorum. Listeleri tespit edilir. Yurt içindeyse hayvanınız kesildi, fakir fukaraya, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Yurt dışındaysa hayvanınız şu tarihte kesildi.
hissedar olduğunuz bu hayvan şu tarihte kesildi ve ilgili ihtiyaç sahibi yerlere kurban bağışınız ulaştırıldı diye mesaj geliyor. Binaenaleyh, yani biz vekalet verdiğimizde hocam henüz şey yok, hayvan belli değil, siz henüz kurban almıyorsunuz. Siz kurbanı alıp kesecek olan kişiye benim adıma bu işlemleri yapar mısın diye vekalet veriyorsunuz. Onlar tespit edip, bedelini ödeyip, kestirip bunu ilgili yerlere ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar. Hocam peki bu kesim ücreti ve benzerleri bizim bu bedelin içerisinden mi? Sizin bu bedelinizin içerisinden değil. Sizin yatırdığınız bedel yurt içi ise 11 bin küsur, yurt dışı 4700 küsur lira. Sizin kurban hisse bedelinizdir. Dolayısıyla bu konuda endişe edecek bir şey yok. Ben ne kadar delil olur bilmiyorum ama bu fakir kardeşiniz de Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışını yaptı. Ve ben bu konuda da işleyişi bildiğim için endişe etmiyorum. Allah kabul etsin diye dua ediyorum. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Ordu'dan bir telefonumuz var. Adil Bey hattımızda. Alo. Alo, hayırlı akşamlar hocam. Teşekkür ederiz Adil Bey. Hayırlı akşamlar. Hocam bir sorum vardı da. Buyurun. Allah razı olsun sizden. Sizi Allah sizden de razı olsun. Sağ olun, teşekkürler. Bu geçtiğimiz cuma camiye gittim. Camide sular kesilmiş. Evet. Ben de mahalleye döndüm, abdest aldım gittim de hani uzakta bir yerde olsaydık teminen cuma namazı kılabilir miydik? Hemen soralım. Allah sizden razı olsun. Ordu'ya çok selam ederiz. Sizden dua selam bekleriz. Onlar ama hocam ellerinden öper, çok merak ediyor onlar da. Eyvallah. Onlara da selam olsun. Sağlık afiyet diliyorum. Hayırlı akşamlar Adil abi. Evet, yani mesela cuma burada biraz daha sanırım özel bir durumu var hocam. Hani öğlen namazı için gittik ya, camide şadırvanda sular yoktu. Münferiden de kılabiliriz. Ucu açık, ikindiye kadar vakti var. Ama cuma için camiye gittik. Su yok, suya erişimimiz yok. Bir taraftan geri dönsek, bazı şeyler yapsak bu sefer cuma namazı kaçacak. O an teyemmüm yapılabilir miydi mesela? Cumanın da alternatifi var. Yani cumayı kişi kılamaz ise eğer, o günün öğlen namazını kılıyor üstadım. Dolayısıyla değerli kardeşimizin, ben evimde uzak camiye gittim, camide sular kesik, orada abdest alıp cumayı kılabilirim diye düşündüm. Su yok. Su vaktin, cuma vaktine kadar temin edip abdest alamaz ise namaz kılamayacak. Teemmüm alabilir mi? Hayır, alamaz. Bu sadece alternatifi olmayan, yani kazası ve benzeri alternatifi olmayan cenaze ve bayram namazları gibi namazlarda söz konusu olabilir. Ama hocam cuma hangi alternatif? Eğer cumayı kılabiliyor ise cumayı kılacak. Kılamadı. Ne yapacak bu kardeşimiz? Öğlen namazı kılacak. Peki hocam cumayı kaçırmamak için teyemmümle ben cuma namazı kılabilir miyim? Hayır. Teyemmümle cuma namazı kılamazsınız. Abdest almanız gerekiyor. Hiçbir şekilde hocam su olmayan bir yerdeyiz. Faraza karayoluyla yolculuk yapıyoruz. Yolculukta işte su olmayan bir çölde, ne bileyim, bir yerde öyle bir şey olsun ki zaten yolcu olduğunuz için cuma yükümlülüğünüz yok. Hasılı cuma namazını kaçıracağım, ben teyemmümle kılsam olur mu, abdestim yok? Hayır kardeşim, teyemmümle olmaz. Sen vakit çıkıncaya kadar bu abdestini almaya, su ile abdest alıp namaz kılmaya imkanın var. Cumayı kılamamışsan öğlen namazını kılacaksın. Ki hasta olduğu için ya da mazereti dolayısıyla cumaya gidemeyen kardeşlerimiz ne yapıyorlar? Öğlen namazı kılıyorlar. Bu kardeşimiz de teyemmüm ile ancak dediğim gibi alternatifi olmayan cenaze ve bayram namazı gibi namazlarda bu söz konusu olabilir. Cuma'da abdestsizim ben, teyemmüm alıp cumayı kılabilir miyim? Hayır. Peki. Teşekkür ederiz. Şaban Bey'in bir sorusu var hocam. Diyor ki, kişi kendi için bir takım hayır hasenat yapar, sadaka verir. Bunu biliyoruz, hocalarımız anlatıyor ama
iş yerlerimiz için de sadaka verebilir miyiz? Yani bir sadaka verdik ihtiyaç sahibi bir kardeşimize ama niyetimiz şuydu. Ya Rabbi işlerimi bereketli kıl, işte iş yerimi koru selden, depremden, afetten. Bu niyette sadaka verilir mi? Kişi kendisi söylüyor zaten. Ya Rabbi iş yerimi koru, işlerime bereket ver. Yani kişi kendisi için insanın, Müslümanın hayır hasanat, sadaka ve benzeri işlemler Müslümanın yaptığı ve bundan dolayı da karşılığını Cenab-ı Hak'tan beklediği güzel şeylerdir. İş yerinde işlerinin düzgün gitmesi, kazadan beladan korunması, muhafaza edilmesi için Cenab-ı Hakk'a böyle bir manevi sigorta kişinin kendisi yapıyor. İş yerimde işlerin bereketli olsun, Allah kazadan beladan saklasın diye sadaka verebilir mi? Verir. İş yerinin adına, ki böyle bir şey mi anlatılmaya çalışılıyor bilmiyorum, iş yeri adına değil, kişi kendisi yapar. Oranın maliki, sahibi, o işin sahibi, o dükkanın sahibi kimse, o işlerinin düzgün gitmesi, kazadan beladan korunmak için kendisi hayır hasanat ve sadaka verebilir. Aynen öyle. İş yeri adına da olsa zaten hocam, hani kişi niyet kendisi, zaten kendisi, evet. Hani işlerim düzgün olsun, iş yerim korunsun, aynı kapıya çıkıyor değil mi? Evet. Peki. Gaziantep'e gidiyoruz. Fatma Hanım hattımızda. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Allah sizi kazadan beladan korusun. Rabbim size sağlık saat versin. Amin. Sizi çok seviyor. Bu televizyonun başında hiç kalkmak istemiyor. Tam benim namazım denk geliyor. Nasıl namaz kılayım? Hocalar kaçar diye düşünüyorum ben. Allah. Çok uzatmayayım. Estağfurullah. Benim sorum çok kısa. Ben de ceren su hakkı var. Ceren su, hani ne derler ona. Şimdi ben onu hani bilemiyorum, ben kime vereyim, kime vermeyeyim. Bir tane cami yapıldı bizim işte bu şey, memlekette. Ben oraya 500 euro bağışladım. Onun hayrına gitsin diye. Hani o kulak kırık önüne geçer mi hocam? Özür dilerim. Estağfurullah. Biraz da konuşamayayım, heyecanlandım. Estağfurullah Fatma anne, ben tek anladım soruyu. Sorun da bu zaten. Tamam inşallah. Ben çok korkuyorum hocam. Ben 80 yaşındayım. Çok korkuyorum. Nasıl edeyim? Nereye gideyim? Ne vereyim? Bilemiyorum. Allah'ım sana sağlıklı, afiyetli, uzun ömürler ihsan etsin. O kabul olmamışsa ben gene kapımı kırar, odun ederim, gene veririm verecek yerime. Hocamdan bir tavsiye alalım. Bakalım ne yapman daha doğru olur, onu öğrenelim. Gaziantep'e selam ediyoruz. Bereketli akşamlar diliyorum. İlk telefonu ilk açtığın esnadaki o güzel temenni ve dileklerin için de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ceyran dedi hocam. Elektrik ve su hakkı var benim üstümde dedi. Tabii ben bunu Fatma annenin yüzüne söyleyemedim ama muhtemeldir ki bir kaçak elektrik ve kaçak su kullanımı falan var. Yıllar yıllar evvel dedi. Pişmanlığını da hali hazırda yaşıyor. 500 Euro'yu bir cami inşaatına bağışladım. Buna karşılık gelsin diye böyle bir niyette ben böyle bir şey yaptım. Ama diyorsa ki diyor hocam, hayır bunun ödemesini başka şekilde başka yerlere yapması lazım. Onu da yapmak için elimden geleni yaparım dedi. Şimdi şunu ifade ederek cümleye başlamamız lazım. Bakın Cenab-ı Hak Hakkullah ve Hakkul İbad olmak üzere, yani Allah hakkı ve kul hakkı olmak üzere üzerimizde iki tür haktan söz eder. Allah hakkının Cenab-ı Hak tarafından affedilebileceğini, kulun kul olarak yaptığı bir takım eksiklerin, kusurların, hataların Cenab-ı Hak tarafından affedilebileceğini, tövbe istiğfar edip Cenab-ı Hakk'ın huzuruna iltica eder. Ya Rabbi, kul olarak bana yakışmayan bu davranıştan dolayı ben affımı istiyorum. Yanlış yapmışım. Der ise bunu Cenab-ı Hakk'ın affedeceği. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz samimi olarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna halini arz edip tövbe eden kişinin yaptığı çirkinliği, hatayı, günahı, isyanı affedebileceğini beyan buyuruyor. Ancak kul hakkı söz konusuysa işin içerisinde, bu kul hakkının Cenab-ı Hakk'ın huzuruna üzerimizde kul hakkı varken gitmiş olmamız halinde Allah'ın bunu affetmesi söz konusu değil. Cenab-ı Hak o kulumla git hesaplaş diyecek. Bunu sen kul hakkı üzerinde var, onunla hesaplaş.
bir adım daha ötesi, Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe'si, kimse üzerimizde hakkı olan kişi aslında Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler. Yani kamu hakkı var ise üzerimizde bunun helalleşmesi yine kamu hukukunu ilgilendirecek. Benim mülkiyetime usulsüz, haksız bir biçimde yanlış yapmışım. Bir defa bunun çok çirkin bir davranış olduğunun bilincinde olması lazım. Tövbenin en önemli aşamalarından bir tanesi kişinin yaptığı çirkin işe son vermesi, bundan pişmanlık duyması, aynı şeyi tekrar yapıyor olmayı adeta yanan gürül gürül ateşe atılmak gibi değerlendiriyor olması lazım. Pişmanlık, terk etme ve bir daha yapmama. Kamu hukukunu ilgilendirmesi açısından kardeşimizin yaptığı bu hatanın telafisi için Cenab-ı Hakk'ın onu affedeceğini ümit ederiz. Yine toplum yararına, kamu hukukuna, topluma hizmet edecek bir hayır kuruluşuna, bir hayır kurumuna, toplumda herkesin, sonuçta herkesin hakkı vardı o gasp ettiğimiz ya da aldığımız, usulsüz kullandığımız su ya da elektrikte. Biz bunu usulsüz kullandık. Herkesin istifade edeceği tarzda bir kamu yararına bir yere vermiş. Nereye? Camiye vermiş hocam. Cami inşaatına vermiş. Sonuçta yine kamuya iade etmiş. Ama başlangıcı itibariyle böyle bir şey yapmış olmasından dolayı tövbe istiğfar edecek, pişman olacak ve kamu hukukunu ihlal ettiği için de bu ihlal ettiği meblağ, miktar ne kadarsa onu tekrar kamuya geri iade edecek. Ben camiye verdim. Ne kadar bir elektrik ya da ne kadar usulsüz su harcadığını bilmiyorum. Kendi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. İstefti kalbek. Vicdanına danış. Benim kullandığım meblağ ve verdiğim birbirini karşılıyor mu? Karşılıyor ise inşallah Cenab-ı Hak bu pişmanlığınızdan, tevbenizden dolayı sizi affeder. Eğer bir daha aynı hatayı, aynı günahı, aynı usulsüzlüğü tekrar etmez, pişman olursa. Eyvallah hocam. Bak Fatma anne pişman olmuş. Bunu bu yaşına rağmen bundan pişmanlık duyduğundan dolayı bir gayret içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben de öyle anladım. Allah razı olsun. Şu kelimesi çok hoşuma gitti hocam. Eğer tekraren bir şey yapmam gerekirse kafamı odun eder, kırar, onu öder, satar öderim dedi yani. Bu çok önemli, ince bir şey. Pişmanlığının ifadesi, göstergesi. Bugün bu yanlışı yapan, kaçak elektrik ya da su kullanan veya devletin malını haksız şekilde gasp eden kim varsa bak bu Fatma annenin sözlerine itibar etsinler. Hocamın söylediği şeyler de çok önemli. Yarın yevmi huzuru mahşerde sıkıntıya gireceğimizi anlattı hocam. Hesaplaşmanın da çetin olacağını zaten biliyoruz. Rabbim böyle bir akıbetle karşılaşmaktan cümlemizi muhafaza kılsın. Amin. Batman'dan Metin Bey hattımızda. Alo. Efendim hocam. Metin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Allah razı olsun. Ve aleyküm selam. Allah bütün bu kanaldan razı olsun. Bütün kocalarımızdan razı olsun. Her gün izliyoruz. Allah razı olsun. Allah izleyenlerden de razı olsun. Dinleyenlerden de razı olsun. Hocam çok teşekkür ederim. Hocam benim sorum namazla ilgiliydi. Buyurun. Bizim mahallede cami yaptık. Tam imam atanmadı. Karşı mahalle çok uzaktır. Ailemle beraber, eşimle beraber cemaatle kılıyorduk evde. Hı hı. Kıldığımız namazda aynı ben bilmeyerek yani iki erkeğin kıldığı şekilde kılıyorduk. Sonra öğrendim ki hanımlar arkada, bayanlar arkada namaz kılmaları gerekir. O kıldığımız namazı soracaktım. Acaba hocamdan rica ediyorum. Peki. Cemaatle mi kılıyor? Cemaatle kılmışlar. Evet, cemaatle kıldı. Benle hanım tek başı iki kişi. Yani o yenge yanında mı durdu Metin abi? Sağ tarafımdan biraz arkada yani iki erkeğin kıldığı şekilde kılıyordu. Ben orada görmüştüm camilerde kılıyordu. Ona göre tamam. Kıldık. Sarkandı bilmiyordum. Tamam. Soralım. Bakalım hocam ne diyecek? Bakalım o namaz hakkında. Allah kabul etsin ibadetiniz. Bir an evvel cami inşaatı da biter. Yeni bir imam da gelir inşallah. Ve sağlık afiyetle görevini yapar diyelim. Batman'a da selam olsun. Şimdi Metin abi imam, yenge hanım arkasında değil de biraz sağ arkamda duruyordu dedi hocam. Bu şekilde cemaat olup kılmışlar.
Allah kabul etsin. Cemaatle namaz kıldılar. Cemaat sevabını elde ettiler. Bize de dua buyursunlar inşallah. Cemaatle namazda imamla ona uyan cemaat arasındaki ölçü, biz tek başıma bir arkadaşımızla namaz kılacağımız zaman kamera beni görebiliyor mu bilmiyorum. Şunu ayak varsayalım. Bir topuk mesafesi kadar, bakın bir topuk mesafesi kadar hemen gerisinde duruyor ise evet, cemaatle kılıyor ve onun arkasındadır. Sağ, kadın olsun erkek olsun. Sağ yanında, arkada. Bakın bu konu Muhazatun Nisa diye bizim ilmihal kaynaklarında da, ilmihallerde de geçer, fıkıh kaynaklarımızda da geçer. Hanefi mezhebi aynı imama uyarak namaz kılan bir hanım ve erkeğin saf düzenini anlatmaya çalışıyor. Münferiden tek başına kılarken hanımla yan yana sünnetleri kılıyoruz. Ben de sünnet kıldım, o da kılabilirsiniz. Problem yok. Hatta hanımefendi biraz ileride dursa sünnet kılarken, imama uyarak namaz kılacağımız zaman o imama uyan hanımefendinin eşi, burada beyefendinin eşi, bir topuk mesafesi gerisindeyse, şunları ayak varsayalım hocam. Bir topuk mesafesi, bir secde edecek kadar safın ta gerisine gitmesine gerek yok. Bir topuk mesafesi gerisinde duruyor ise evet, burada sakınca yok. Saf düzeni gerçekleşmiş ve Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Cemaatle namazlarını kılmışlardır. Cemaat Peki. sevabını aldılar. İnşallah hocam. Mustafa Bey'in de şöyle bir sorusu var. Diyor ki, cemaatle kılınan namazın diğer namazlara oranla 27 kat daha sevap olduğuna dair bazı rivayetler var. Hocalarımızdan duyuyoruz. Peki bu cemaatle namaz illa camide mi olmalı? Diyelim ki biz evde çoluk çocuk, akrabayı tuallukat bir aradayız ve bir imam tayin ettik önümüze. Yatsı namazını beraber kılıyoruz. Bu da 27 kat sevap almamıza engel bir durum var mı diyor. Hayır. Camide cemaate katılıp camide bunu yapıyor olmak şüphesiz en mükemmel şekli, en özüne uygun formudur. Evde biz bunu cemaatle, biraz önceki beyefendinin ifade ettiği gibi eşimle biz tek tek kılmak yerine, ben imamlık yapıyorum, eşim de arkamda bana tabi oluyor, cemaatle kılıyoruz. Bu da cemaat sevabı mıdır? Evet, bu da cemaatle kılınan bir namazdır. Bunun da ecir mükafatı vardır. Ancak buradan sakın şöyle bir algı ortaya çıkmış olmasın. Ha, o zaman camiye falan gitmemize gerek yok. Evde de bunu yapabiliyormuşuz. E o zaman camiye, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hane-i saadeti hemen mescidin bitişiğindeydi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü sahabe kiram evleri de öyle. Hemen mescidin... Mescide komşuydu hepsi. Komşuydu hepsi. Ama onlar cemaate geliyorlardı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda da bize örnektir. Kendisi mümkün olduğunca camiye, cemaate gidebilen, cemaatle bu ibadeti yerine getirebilen kardeşimiz bir mazereti, özel bir durumu yok ise camiye, cemaate katılmasını tavsiye ederiz. Evde de biz çoluk çocuk... O gün ben, öyle gelişti mesela. Ya yatsıdan sonra eve gittim ben. Yatsı namazını da henüz kılmadım. Yatsıdan sonra eve gittim. Çocuklarla beraber hadi evlatlar abdestinizi alın, bir namaz kılalım. Yatsıyı kıldınız mı siz? Kılmadık baba. Ben imamlık yaparım. Çocuklar da bana cemaat olurlar. Cemaatle namaz kıldık. Niye? Yani camiye gitme imkanımız olmadı. Aynen öyle. Dolayısıyla bu da cemaat sevabını elde etmeye vesiledir. Peki hocam, teşekkür ederiz. Bir telefon bağlantımız daha var. Hatice Hanım İstanbul'dan aramış bizi. Hı. Alo. Türk Hanım, iyi akşamlar oğlum. Çok Hayırlı memnun akşam. Oluyorum siz bu programı yaptığınız için. Allah razı olsun. Bir sorun vardı oğlum. Buyurun. Peygamber Efendimizin cuma günleri Kehf suresiyle şeyle öbür süreler ben okuyorum. Derler Kehf suresini okumak daha mükellefti diyorlar. Bunun böyle bir şey var mı? Hemen soralım Hatice Anne. Bakalım hocam ne diyecek? Bize dua et. Biz de senin için dua edelim. Allah daha zihni açıklığı versin. Allah sağlığını sırasını versin. Amin. Benim hocama da selamlar. Aleyküm selam. İstanbul'a selamlar. Hayırlı akşamlar. Kehf suresi, biz cuma günleri genelde Yasin okuruz hocam. Böyle ben hele bazı camilere falan gittiğimde görevli arkadaşlarımız, belki de cemaatin de daha kulağına aşina olan bir sure olduğu için Yasin suresini okuyorlar. Ama Kehf suresiyle alakalı başka bir rivayet var mı? Ne dersiniz?
Şimdi Kur'an-ı Kerim'in her tarafının okunması şüphesiz ilahi kelam olması itibariyle önemlidir ve okunmalıdır. Hatta bir mümin her gün okuyabiliyor ise, yapabilen, başarabilen açısından söylüyorum, bir cüz okuyup her ay bir hatim yapmasını tavsiye ederim. Ne güzel olur. Yasin suresi bir başka sure okunabilir mi? Kur'an-ı Kerim'de okuyabilen kişiyi okuyabildiği kadar bir hizip, 10 ayet, bir sayfa, 5 sayfa, 10 sayfa, bir cüz okumasını tavsiye ederiz. Ve belli periyotlarla da hatim yapmış olur. Şimdi kardeşimizin sorusunun cevabına gelince, hani bilmediğimiz sorulara cevap vermiyoruz dedik ya, ben 10 yıl imamlık yaptığım için daha önceki süreçte bu konu imamlık yapan her kardeşimizin mutlaka karşılaştığı bir husustur. Cuma günü Kehf suresinin okunması, bunun dini bir temeli var mıdır? Dini dayanağı var mı, yoksa öyle alışılagelmiş, oluşmuş bir şey midir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuma gecesi ve Cuma günü Kehf suresini okuyan kişilerin elde edecekleri ecir, mükafat ve nurla ilgili olarak hadis-i şerifi var. Evet. Ve Cuma günü de Perşembe günü akşam güneş battığı andan itibaren şer'i gün önce gecesiyle, hatta ona Cuma akşamı diyoruz değil mi? Aynen. Yani Cuma günü önce gecesi başlar, sonra gündüzü. Ertesi gün, yani Cuma günü akşam ezanı okunduğu zaman Cuma günü bitti. Dolayısıyla Cuma gecesi, yani Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da Cuma günü, olabilirse Cuma saatinde, vaaz nasihat camide başlamadan önce, okuduğu bir hatmi varsa hatmini okumasını, Kehf suresinin okunmasıyla ilgili olarak da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi bulunduğunu, ecrinin, mükafatının çok olduğunu ifade eden hadis-i şerifleri bulunduğunu söylemiş olalım. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Müstefit olduk. Süremizin sonuna geldik maalesef. Bitirdik. İnşallah haftaya tekrar birlikte olmak İnşallah. Ümidi ve duasıyla. İnşallah. İyi ki varsınız, iyi ki bizim hocamızsınız. Amin. Allah sizden razı olsun. Amin. Evet aziz dostlarımız, bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın da buradayız inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Cenab-ı Allah'ın bize acımasını, bize rahmetiyle, merhametiyle, şefkatiyle muamele etmesini istiyorsak, yerdekilere biz de merhamet edeceğiz. İnsanlara, çoluğa, çocuğa, hayvanata, özellikle yaşlılarımıza karşı daha müsamahalı, böyle onların hizmetini görür şekilde olacağız ki Cenab-ı Allah'ın rahmetini de cezbedelim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hücür farz mıdır, vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kurban düşer? İlahi mezhebine göre evde kafa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.